kurban kesmesi gereken insanlar mükellef olan insanlardır dedim. Mükellef. Kime vacipse o keser. Şimdi burada şöyle bir yanlışlık yapılıyor. Efendim diyor hocam, geçen sene kendim için kestim, bu sene de hanımım için keseceğim. Dur bakalım şimdi. Burayı bir ayıralım. Kurban kesmek sana mı vacip, hanımına mı vacip? Yok diyor, benim hanımıma kurban kesmek vacip değil. Onun parası pulu yok, bir şeyi yok. Esas benim kesmem lazım. Peki senin kesmen lazımsa geçen sene kendin için kesmişsin. Bu sene de kendin için kesmen lazım. Kendini bırakıyorsun da karıya niçin gidiyorsun? Ona o mükellef değil kesmekle. Mükellefse zaten o da kessek zaten. Ama sen başta birinci mükellef sensin. Hanımın için kesince senin için kim kesecek? Demek ki evvela sen başta mevcutsun. O halde sen kendin için kesersin. Paran kulun epeyce varsa hanımımın da sevabına bir tane de onun için keseyim diyebilirsin. Böyle bir imkanı yoksa hanımını ortak etmeye mecbur değilsin ki. Evvela sen mükellefsin, her gün sen keseceksin. Böyle bir yanlışlık yapılmamalı ya. Geçen sene bana, bu sene avrada, bu sene bana gelecek avrada. Böyle bir şey tak, böyle bir şey yok kitaplarda ya. Kim uydurmuş bunu? Hangi sertler uydurmuş? Böyle bir şey yok kitaplarda. Kim mükellefse o keser. Hanımın icarı, akarı, kirası, geliri varsa o da keser. Sana ne ondan? Mükellef olan sensin. Bir evin erkeğisin ya. Peki bu da izah edildi. Kurban